Ya hiç konuşamadık. Bari söyle bu araba nereden çıktı, nereden buldun? Ne kadar sevimli bir şey. Küçük, şirin ama güçlü. Tıpkı senin gibi. Araba olsaydı mı bu olursun diyorsun yani? Ha, rengim de kırmızı o zaman. Kırmızı aşkın rengi. Sen de aşksın. Aşkımsın, aşıksın. Hadi Romeo, o zaman seni de bırakalım. Yok, gideceğimiz yerler ters. Ben kendim giderim. Sen de arabanın keyfini çıkar. Ya, o zaman akşamla ilgili bana minicik bir ipucu verir misin? Nereye gideceksin? İlyas, Öykü ablan şimdi başının etini yer, tamam mı? Sen ipucu falan verme. Merak etme abim. Yapalım. Kendi atölyemize giriyoruz. Hisse suç. Ya patron bari yarın iş başı yapsaydık. Hem bugün sevgililer günü, tatil sayılması lazım. Kızım senin sevgilin mi var? Yok. Sana ne bugünden? Bana bak. Evden işe, işten eve gideceksin. Emanetsin. Beni babana mahcup etme. Anlaştık mı? Ya ne sevgilisi patron ya? Ortada düzgün erkek mi var ki? İhlerin hepsinin de başı bağlanmış zaten. Mesela Ayaz. Ya ne buluyorsa o Öykü denen kara kuru kızda. Üstelik istenmeyen gelinmiş. Sen nereden biliyorsun istenmeyen gelin olduğunu? Lütfen patron. Benim de sektörde kendime göre bir çevrem var yani. Ne güzel. Şu çevreni kullansan da Ayaz Geceler koleksiyonu hakkında biraz bilgi toplasan. Olcay'a bir telefona bakar da... Çakmalarını mı yapacağız? Ya kızım ya, sana benden bir tavsiye. Düşünürken bonkör, konuşurken cimri davran. Vay, baba lafmış patron. Ben bunu bir tweet çıkayım, izninle. Bülent abi, kusura bakma, beklettim abi. Merhaba. Malum, sevgililer günü. İçecek bir şeyler söyleyeyim, başlayalım. Ya ben çok içtim, sağ ol. Okey, o zaman daha fazla bekletmeyeyim. Abi, ben bir çalışma yaptım. Buyur. Ben daha farklı bir şey düşünmüştüm ya. Mete gördün mü bunları? Mail olarak gönderdim. Geri dönmedi henüz. Ben de ulaşamadım. Telefonlarıma da cevap vermiyor. Yani İtalya'ya gitti mi gitmedi mi? Nerede bilmiyorum. Bence biraz kendi haline bıraksak iyi olur. Toparlayınca döner. Senin için hava hoş. Onun burada olmaması senin için daha iyi değil mi? Abi haksızlık ediyorsun. Haklısın. Özür dilerim. Baba yüreği işte. Evladı olunca insan kıyamıyor. Önemli değil. Anlıyorum. Biz öğleden sonra çocuklarla toplanacağız. Artık resmi olarak yeni ve tek projemiz bu. Çocuklar da üzerinde çalışmaya başlasın. Tamam. Öykü... Şu Mehmet Karaylı'nın orada başladı mı çalışmaya? Başlamadı abi. O konular biraz karışık. Bana kalırsa Öykü'yü bu işten vazgeçir. Yani annenle o adam arasında eskiden gelen bir mesele var. Öykü orada çalışırsa anneni kimse tutamaz. Sıradaki yer burası.
Abla ne yapıyorsun? Gökten ne yağacak? Vallahi biraz yağmur çiseliyor. Canım benim, Ayaz gibi sevgilin varsa çıtayı yüksek tutman lazım. Hem kağıt sende ve benim bunları bilmem gerekiyor. Söyle bakayım ne yağacak? Kar mı yoksa gül yaprakları mı? Anladım. Bu mu yani? Kuaföre mi gideceğim? Hayır, bu kadar mı gerçekten? Evet abla, kağıtta öyle yazıyor. İşin bitince ararsın. Sıkıldım ben yalnız. Ver bakayım sen şu kağıdı. Abla bırak, bırak. Abla bırak, dur yırtılacak. Abla sen beni işten mi attıracaksın ya? Hepimizin günü bugün, bütün aşıkların günü. Zaten paramı alayım, ben de sevgilimi koluma takıp gezeceğim. Bak adam 10 numara plan yapmış, bu işte. Abi beni uyarmıştı. Ablan zordur demişti ama vallahi ben bu kadarını beklemiyordum. Of be, of, tamam gidiyorum. Ama bana bak, benden çok fazla konuşan ikinci kişisin. Ben bu durumdan hiç hoşlanmadım, haberin olsun. Abla ben buralardayım. Gelirim birazdan. Öykü Acar'ın şahane tasarımları. Namı diğer Ayaz Geceler. Ama koleksiyon her yerde Şeyma'nın diye geçiyor, biliyorsunuz. Biliyorum. Sağlam bir dolap çevirmiş. Öykü'nün koleksiyonu üzerine konmuş, anladık. Şeyma ile Öykü bir anlaşma yaptı arada. Hırsızlığın anlaşması olmaz Olcay. Geç bunları. Önem Hanım da aynı koleksiyonu hazırlıyor. Biliyorum. Bak o başının çaresine, korkma. O kadın isterse bir gecede bu sektörün en güzel koleksiyonunu hazırlar. Ya üretime başladı ama sizin yetişmeniz imkansız. Dava açar durdururum. Tasarımların sahibi kız benim elimde. Hırsızlık damgası yemeği göze almaz. Şeyma çok kızacak. Yani siz kızını tanımıyorsunuz. Önemden daha tehlikelidir o. Bana sökmez onun entrikaları. İyi güzel de vallahi benim de uykularım fena kaçıyor yani. Karşılar mı banka borçlarını? Karşılar. Rahat rahat. İyi. Uykusuz kaldığın gecelere değmiştir. Ya bu biraz abartılı olmadı mı? Ayaz Bey'in istediği böyle. Bu kafamda kuş yuvasını Ayaz mı istedi? İlahi abla, bir de kuş otursunlar tam olsun değil mi? Beyefendi, gerekirse kuş da oturttururum. Ödüllü bir saç tasarımcısıyım ben. Aa, ne yapıyorsunuz siz? Bozuyorum. Kafama ne zaman kuş yiyecek diye korkuyla gezemem ben ya. Aa, düz bir şeyler yap bana. Fön falan çektirmiyorum. Yaparım Öykü Hanım, yaparım da düz fön Ayaz Bey'in istediği sevgililer günü konseptine uygun değil. Konsept ne? Söylemem, Ayaz Bey sizi kızgın tembih etti. Sen söyle. Valla bana hiç sorma abla. Herkes de sırt gibi maşallah. Aa ben bozuyorum o zaman. Madem konsepti söylemiyorsunuz ben de kafama göre takılırım. Bu projeyi başarıyla tamamlamamız şirket için çok önemli arkadaşlar. Herkesin gerekeni yapacağından şüphem yok. Mete Bey ne zaman dönecek? Ruhsat ve izin işlerini o takip ediyordu. İsterseniz ben de alayım. Hayır, şimdilik bekleyeceğiz. Nasıl isterseniz. Bugünlük herkes erken çıkabilir. Aşık olan olmayan, sevgilisi olan olmayan herkesin sevgililer günü kutlu olsun. Teşekkürler sizinle. Teşekkürler. Sağ olun. Efendim İlker. Ha aldın mı? Tamam dostum, teşekkür ederim yardımın için. Bunu buraya bırakıyorum Ayaz Bey. Öykü Hanım'ın elbisesi de yolda, bilginiz olsun. Teşekkür ederim. Ayaz Bey'i size anlatırsınız. Nasıl İlyas, beğendin değil mi? Güzel oldu saçın böyle düz düz. Vallahi abla sen mutluysan. Hah bak işte canım benim. Anahtar kelime ne? Sen mutluysan. Saçıma bakıyorum, beğendim mi beğendim. Mutlu muyum, çok mutluyum. Yani konu kapanmıştır.
Öykü Hanım. Benim, buyurun. Elbiseniz. Ayaz Bey yolladı. Ver bakayım. Ay, inanmıyorum, ben şimdi bu elbiseyi mi giyeceğim? Aşk olsun biraz, hiç uyarmıyorsun yani. Tut şunu bakayım. Ben vazgeçtim. Şimdi sen istediğini yapabilirsin, sana bırakmaya karar verdim. Niye? Çünkü sana güveniyorum, hiç karışmayacağım. Bu yardımsız ama, değil mi? Tamam ama, değil mi? Tekrardan kuş yuvası yapacağım o zaman. Yani vallahi istersen kuş bile oturtabilirsin. Gerçi zaten bir şey söyleyeyim sana, ben o saçı beğenmiştim. İlyas benim kafamı karıştırdı. İlyas, aç bakalım şu elbiseyi. Dur, çok güzel bir ilham aldım. Ve sana çok güzel bir saç yapacağım. Ay, hadi inşallah. Sana bomba bir haberim var. Otur. Var ya, duyunca kulaklarına inanamayacaksın. Söylemesen mi acaba? Ya Burcu, var ya, yemin ediyorum meraktan çatlatırsın insanı. Söyle tabii ya. Ay tamam, dayanamayacağım zaten. Sürpriz görünce de böyle biliyormuş gibi yaparsın. İlker'i gördüm. Bir bakalım nerede? Markette İlker mutfak alışverişi için gitti. Ha. Böyle yemeklerin üzerine altın tozu falan serpeceksiniz herhalde. Ay Burcu, ne saçmalıyorsun sen? Ay süper! Sıkı dur. İlker'i bizim kuyumcuda gördüm. Uzaktan şöyle çaktırmadan bir izledim. Sana bir gerdanlık aldı. Var ya, böyle gözüm kadar taşları vardı. Ay ne diyorsun Burcu? Bak ya, bir de günlerdir yok efendim sevgililer günü, tamamen para tuzağı deyip duruyordu. Dayanamamış almış demek ki. Ay Burcu, ya benim kocam çok ince bir adam ya. Hem de karısını çok seviyorum. Bana bak. Sen ne aldın Emre'yi? Sorma ya. Hayır, başkası olsa şöyle alacağım pahalı marka bir saat. Olacak, bitecek yani. Burcu, Emre öyle şeylerden hoşlanmıyor. Ay, biliyorum. Ondan zorlandım zaten. Ben de o yüzden hem özel hem de ucuz olsun istedim. Yani sonuçta ne aldın? Bunu. Yani pes Burcu ya. Ya o saat nereden baksan 2000 lira eder be güzeli. Ya. Bunun 300 bin liralık olanları da var. Ona göre ucuz yani. Olmaz Burcu. Olmaz. Ya o zaman ne hediye alacağım ben Emre'ye ya? Ya Hikmet amca merhaba. Rahatsız ediyorum, kusura bakmayın da sizden bir şey rica edecektim. Söyle oğlum, elimden gelen bir şeyse. Ya ben sahildeyim. Karşımda da şu anda sizin emektar duruyor da. Eğer akşama lazım değilse ödünç alabilir miyim diyecektim. Taksiyi gözüm kapalı emanet ediyorum sana. Teknenin lafı mı olur? İstediğin zaman al oğlum, sormana gerek yok. Sağ ol Hikmet amca. Hakkın ödenmez vallahi. Eyvallah. Serap. Buyurun hanımım. Yok bir şey. Devam et sen. Kraliçe. Bana mı o çiçekler olacak? Ay ilahi. Sevgililer günü ya. Ben de size sevgili patronuma gül aldım. İyi ver. Şu sevgililer günü bitse de
Herkes işinin başına dönse. Takvimin gerisindeyiz. Ay vallahi yerden göğe kadar haklısınız kraliçem yani. Aşkımlar, sevgilimler. Ben de baydım. Ne günmüş ya. Şunu al. Bana siyahlı gri bir model çıkar. Mankenin üzerinde görmek istiyorum. Hemen kraliçem. Ay kıskandı kızları resmen ya. Buna da birini bulmak lazım artık, yoksa çekeceğimiz var yani. Ne yapacağım Önem? Bir elimde çiçek, bir elimde çikolata, seni istemeye mi geleceğim? Hayatta yapmam. Hamilesin, tamam. Doğuracaksın. Onu da anladım. Gerekeni yapacağım. Nikah kıyacağım sana. Doğumdan önce evlenirim seninle. Ama ben seninle ölürüm de evlenmem. Anladın mı beni Mehmet Karay? Göreceksin bak. Bu koleksiyon efsane olacak. Tamam, Ayaz yüzünden Öykü'ye gıcık oluyorum ama hakkını yemeyeyim, yetenekli kızmış. Oğlanın parmağını da halkaya geçirivermiş. Patron, sen niye hiç evlenmedin? Bir keresinde kıyısından döndüm. Nasıl döndün? Kız mı senden vazgeçti? Ama sen de aşık değilmişsin demek ki. Yoksa peşinden koşardın, bırakmazdın. Aşıktım. Geç anladım. Sonra ikisini de kaybettim. Nasıl yani ikisini de? İki kızı birden mi idare ediyordun? Kusura bakma patron ama sen de böyle yalnız yaşlanmayı hak etmişsin. Yok öyle bir şey. Yanlış anladın. Bana bak. Boş yere meşgul etme beni. Görmüyor musun? Bak iş yapıyoruz burada. Tut ucunu. Tamam tamam. Millet dışarıda romantizmin dibine vursun. Nasıl satayım, biz burada çalışalım. Nasıl elbise ama? Ya sevgilim çok zevkli değil mi? Vallahi çok zevkli, romantik, çok yaratıcı. Ya Ayaz abi aşmış bu işleri. Abla ne yalan söyleyeyim. Vallahi yanında staj yapasım geliyor. Yani alsın beni de eğitsin. İlyas dur dur. Ne oldu abla? Bir şeymiş artık, ne oldu? Benim bir işim var. Sen bekle, hemen geliyorum. Nereye, ne işi? Abla, abla dur. Dediğiniz yerde dediğiniz saatte olurum ancak beklemem. Malum sevgililer günü. Yetişmem gereken işler, başka aşıklar beni bekler. Geç kalmayız, tam saatinde orada oluruz. Sen de gereken işleri yaparsın bu arada. Eyvallah. Hadi İlker. Buydu değil mi istediğin? Evet bu. Ya sana da zahmet oldu onca işin arasında. Ne demek oğlum, aşka hizmet her zaman görevimiz. E siz ne yapacaksınız sevgililer gününde? Biz ne yapacağız işte, çalışacağız yani. Malum biz geçtik o işleri artık. Başka heyecanlar peşindeyiz. Çoluk çocuğa falan karışıyoruz. Emin misin oğlum? Bence gene de bir şeyler yap. Sonra senin başın ağrır. Ya yok ya, ben Sibel'le konuştum o işi zaten. O da benim gibi düşünüyor. Hediye yok. Neyse ya, eğer hallolduysa işin ben ufak ufak uzayayım. Çünkü dükkanda beni çok iş bekler. İyi tamam. Yardım için sağ ol. Eyvallah. Eyvallah. Sana da akşam için bol şans. Eyvallah. Ha İlker. Bence gene de bir şeyler düşün ya. En azından bir çiçek al. Hadi görüşürüz.
şimdi gidebiliriz. Sırada ne var? Abla. Efendim? Ayaz abiye hediye mi aldın? Sana ne İlyas? Sen bana kağıtta ne yazıyor söylüyor musun? Abla o başka bu başka. Söylemeyeceğim işte, çatla meraktan. Abla telefon çalıyor. Ayaz arıyor. Efendim? Mutlu musun? Çok. Bu daha başlangıç. Biliyorum. Neredesin sen? Birazdan İlyas seni yanıma getirecek. Ya akşamki plan ne söyle hadi. Zaten akşama bir şey kalmadı. Orası sürpriz. Hadi kapatıyorum. Seni çok özledim. Ben de. Abla. Ne aldın? Ay İlyas yeter, baydın beni. Sabahtan beri sen beni ne kadar baydın hesap et artık. Telefonu elinden. Allah Allah. Sabahtan beri böyle haber okuyup canı sıkıyorsun. Hiçbir işe yaramıyor bunu yapman yani. Sabahtan beri tıkıldık kaldık burada. Biraz dışarı çıkalım, biraz hava alalım yani. Ha? Çık dışarı al havanı Şeyma. Seni zorla tutanmış. Hayır yeter artık. Ver şunu bana. Yeter. Ne geçiyor eline bunlara bakarak ha? Sadece kendini yıpratıyorsun. Telefonu ver. Vay vay vay. Bakalım burada neler yazıyormuş. Başarılı iş adamı Mete Uyar'ın eski eşi Öykü Acar boşanır boşanmaz ortağı Ayaz Dinçer'e koştu. Aldatılan Mete Uyar'ın yurt dışına yerleştiği konuşuluyor. Ay yazık. Şeyma beni delirtme, ver şu telefonu. Ben mi seni delirtiyorum Mete ha? Şu haline bak ya. Bırak artık kendine acımayı. İçine kabağının kaldın. Bitti artık. Öykü diye biri yok. Bitti git unut bitsin artık ya. Sana ne ya? Ha, sana ne? Rahat bırak beni, anladın mı? Rahat bırak. Hayır bırakmayacağım. Sen kendini toparlayana kadar ben seni rahat bırakmayacağım. Abimi buradan alacağız abla. Beklettin mi? Bu ne? Senin hediyen. Ver bakayım. Ya dur. O mükemmel an gelene kadar bu katı açılmayacak. Mükemmel an. Evet. De ne oluyor ya? O bakış ne öyle? Bir dakika bir dakika. Bu ilişkide meraklı ve sabırsız olan benim. Benden rol çalma. Ne zaman gelecek mükemmel an? İlyas, hadi bas gaza gidelim. Abi sür sür. Allah'ını seversen sür. Kurtar beni bu eşkıyalardan. Abi sür. İn ulan aşağı. Bitireceğim seni. İn ulan aşağı. Abi sürsen ne olur ya. İn ulan aşağı. İn aşağı. İlyas bas bas bas. Bas bas bas. Bas. İn ulan aşağı. Oğlum bak. Yakalayacağım ben seni. Bitireceğim seni. Bitireceğim. Yavruya. Beklemiyorduk vallahi. Ne kadar güzel sürpriz oldu. Önem odasında değil mi? Çalışıyor evet. Kimseyi odaya alma tamam mı? Var üstüne. Aa Monika. Ne zaman geldin sen İtalya'dan? Haber vermedin. Az önce. Planlı bir seyahat değildi. Ortalığın karıştığını duyunca ilk uçağa atlayıp geldim işte. Neymiş karışan? Ay, kim ne anlattı sana acaba? Öykü'nün başka bir yerde çalışmasına nasıl engel olmazsın Önem? Ben konuştum, çok dil döktüm, razı edemedim. Ben de bıraktım, gitsin başka bir yerde çalışsın da belki buranın kıymetini daha iyi anlar dedim. Kim bu yanında çalışacağı adam? Adı Mehmet'miş. Tanıyor musun? Tanıyor musun?
Tanıyorum. Telefonu var mı? Şimdi arama bence. Biraz Öykü'ye zaman ver. Kesin buraya geri dönecektir. Görürsün bak. Zaman yok. Öykü'yü kaybetmemeliyiz. Belki yıllarca onun gibi bir genç tasarımcı çıkmayacak bir daha. Onu geri almalıyız. Şimdi bana şu telefon numarasını ver. Mehmet Bey, ben Monika. Belki ismimi duymuşsunuzdur. Sizinle görüşmek istiyorum. Tamam, takip eden kimse yok. İlyas, sağa çek. Hemen abi. Daha değil abi. Biraz daha uzaklaşalım. Ya niye kovalıyor bu adamlar seni? Hırsız mısın, suçlu musun sen? Doğruyu söyle bize. Yok hanımefendi öyle bir şey. Geliyorlar. Kurtar beni bunlardan. Hadi sür sür. Kardeşim, Allah rızası için şunları bir atlat. Ondan sonra her şeyi anlatacağım. Kurtar beni bunlardan. Ya tam gününde olacak iş mi bu ya? Abi sür, Allah'ını seversen sür ya. Tamam İlyas, devam et. Bana bak Ayaz, bunlar planın bir parçası değil değil mi? Öykü, ben vallahi tanımıyorum bu adamı. Ay İlker'de ne kadar çok haklıymış ya. Ama çok kara sevdalı varmış. Ya aşkım nerede kaldın ya? Aşkım eve gittim. Üstümü değiştirdim. Bak nasıl? Beğendin mi? Almış mı? Almış. Almış. Ortama bakılırsa benim takım şimdiden önde. Konuşmak için daha erken vakit var İlker Bey. Aa dur. Şimdi akşama çok telaşımız olacak. Şimdiden hediyeni vereyim dedim. Ha. Aşkım sen bana hediye mi aldın? Hı hı. Ama hani konuşmuştuk ya seninle. Hediye almayacağız demiştik. Boşa masraf demiştik. Ay sanki sen almadın ya. Ay yani Burcu bana senin hediye aldığını söylemese ay bütün günü böyle sadece bir öpücükle geçireceğim. Nasıl yani? Ben sana hediye falan almadım ki aşkım. Ne demek almadın? Yani basbayağı sana hediye falan almadım. İlker, iyi düşün canım, bak öldürürüm seni. E aşkım hanım, konuşmuştuk ya seninle, hani biz birbirimize hediye almayacağız demiştik. Hani sevgililer günü falan bizden geçti demiştik. İlker. Canım. Kimle aldatıyorsun sen beni ha? Sen kiminle aldatıyorsun beni, çabuk söyle diyorum sana. Sen beni kimle aldatıyorsun? Sen o gerdanlığı hangi kadının boynuna taktın? Çabuk söyle İlker. Vallahi bak benim sinirlerimi tepeme çıkartma. Çabuk söyle diyorum sana ama hiç sinirlerimi bozma. İlyas dur, tamam. Atlattık adamları, dur. Kardeşim sen de in artık hadi. Abicim sen bir zahmet beni köprüde bıraksan. Nasıl ya? Ne yapacaksın sen köprüde? Bu acıyla yaşayamam. Ağlıyor musun sen? Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Abi koskoca adamsın, yakışıyor mu ağlamak? Ne adamlığı be, ne adamlığı. Sevdiğim ele gelin oluyor. Ben korkak gibi kaçıyorum. Adamım kim, ben kim? Ya Ayaz adam aşk acısı çekiyor ya, kıyamam. Bir şey yapsana. E ne yapayım ben Öykü? Zorla güzellik olmaz. Demek ki kız sevmiyor. Abi yok öyle bir şey. Nereden çıkartıyorsun? Biz birbirimize deliler gibi aşığız. O İzbandut abileri olmasaydı. Sen anlatsana bana şu mevzuyu bir baştan. O seni kovalayanlar kızın abileri miydi? Öykü ne yapıyorsun? Programımız var. Ya Ayaz adamın haline bak ya. Yardım edelim işte. Hem ben bıraksam sen bırakacaksın sanki bu halde. Bırakamam, o da doğru. Ya tamam kardeşim, in de dışarıda bir anlat bize mevzuyu hadi. Belki bir çaresini bulursun. Tamam. Ne
geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Ne içersiniz? Bir kahve alırım. Bakar mısınız? Kahve lütfen. Mehmet Bey. Yoldan geldiniz. Şimdi ayrıntılara girerek tekrar sizi yormayalım. İsterseniz direkt konuya girelim. Ne dersiniz? Memnun olurum. Öykü'yü bırakmayacağım. Benden bunu isteyecektiniz değil mi? Bakın, o çok yetenekli bir kız. Siz ona ne kadar fırsat sunabilirsiniz ki? Küçücük bir atölyeniz var. Öykü ile birlikte gerekli yatırımları yapacağım. O benim tasarımcım. Bunu artık Önem Hanım da siz de kabul edin. Kazayı biliyorsunuz. Annesiyle konuştum. Öykü sizi de size verdiği sözü de hatırlamıyormuş. O hiç önemli değil. Bu hatırlatacaktır. Ne istiyorsunuz? Öykü'yü serbest bırakmak için. Oh, bak gördün mü, iyi geldik buraya. Yeni yüzler falan, havamız değişti. Bir şeyler atıştırıp hemen odaya çıkalım Şeyma, fazla uzatmayalım. Monika değil mi o ya? Yanındaki kim? Sen tanıyor musun? Şeyma? İşte anlayacağınız durum böyle. Seviyorum dedim, dinlemediler. Kaçırayım dedim, onu da beceremedim. Elime yüzüme bulaştırdım. Abileri düştü peşime. Siz karşıma çıkmasaydınız kırılmadı kemiğimi bırakmayacaklardı. Allah'tan siz çıktınız da kurtardınız beni. Yazık ya. Olmadı, yakarım kendimi. Ne yapayım? Yok daha neler. Olur mu öyle şey? İçim yanıyor abi, içim yanıyor. Sen hiç sevdiğinin başkasına gelin olmasını izledin mi? İnan benden daha iyi hiç kimse bilemez bunu. Yenge, o zaman sen de bilirsin. Abim için sen de çektin herhalde. Şey, yani ben de... Yok, ben hatırlamıyorum. Çünkü ben kafa yordum kazada. Kafa gitti bende, hafıza yok. Yardım edin bana. Bir yol gösterin, bir ışık tutun. Tamam. Şimdi kızı ara, hazır olsun. Ha? Düğünden kız kaçırıyoruz. Biz? Evet biz. Yardım edelim diyen sen değil miydin? Ya tamam, bendim de yani. Yanisi yok. Önce aşıkları kavuşturuyoruz, sonra da kendi aşk programımıza bakıyoruz. Hadi ara. Ara 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 ara. Allah Allah. Şimdi bu adam Öykü'nün patronu yani, öyle mi? Yani kaza yüzünden bir türlü birlikte çalışamadılar ama patronu. Hı. O zaman Monika'yla ne işi var? Hayatım, bak bir etrafına, herkes sevgili burada. Bu durumda Monika'yla adam. Öykü müsün? Niye canım? Çok yakışıyorlar, neden olmasın? Konuştuklarımızı iyi düşünün Mehmet Bey. Tekrar görüşeceğiz. Memnun olun. Mete. Ben
sana çok kızgınım. Bana bir haber bile vermedin. Monika Hanım, Mete'nin morali çok bozuk. O yüzden... Yeniden birlikte misiniz? Sizi hiç anlamıyorum. Duygularınız çok çabuk değişiyor. Biz Mete'yle çok mutluyuz. Önemli olan da hepimizin mutlu olması, değil mi? Çok özür dilerim Monika Hanım. Size haber veremedim çünkü kafam çok karışıktı. Önemli değil. İyi eğlenceler. Size de. Bak gördün mü? Her şey yavaş yavaş yoluna giriyor. Henüz değil ama girecek. İri adam mıydı ya? Harbiden iriymiş, yarma. Of ya, saçlarım düşecek. Efendim Öykü? Yok bir şey canım, yok. Siz böyle devam edin. Hiçbir şey anlamıyorum Öykü. Romantik komedi gibi başlamıştık diyorum güne. Hani hangi ara geçtik böyle biz aksiyona? Hayatım, sevgililer gününde sevenleri kavuşturacağız demedik mi? Vallahi büyük sevap işliyorsunuz yenge. Ay biliyorum ya, tamam haklısınız. Siz bana bakmayın öyle, ben söylenirim arada. Arkadan çıkışı var mı? Plan şu. İyi dinleyin. Biz Öykü'yle kızı almak için bekleyenlerin arasına karışacağız. Hadi halaya girelim. Ne? Tam bu çalış halay için. Efendim? Ben de hocam, ben de banyo gidiyorum. Hadi gel. Şaşırt bugün beni.